with us. she's not. Oh yes she is. Dostlar biliyorsunuz ki Türkiye'de bir film vizyona girmeden önce o filmi sızdırmak bu kanalın en büyük konseptidir. Ancak maalesef ki bu videoda bahsedeceğim şeyler IGN'in yazdığı makaleden alınmış olan konular olacak. E artık malumunuz filmin ilk 40 dakikası izletildi ama hala neler yaşandığı tam olarak açıklanmadı diyenler için böyle bir video hazırladım. Zaten birçok ülkede en büyük Marvel hayranları bunları çoktan izledi ve filmin geri kalanını izlemek için bizim gibi bekliyorlar. Ben de bugün sizlerle birlikte yeni öğrendiğim bilgileri merak edenler için paylaşacağım. Ancak şunu belirtmek istiyorum video fazla detaylı olacak. Yine de başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve İçerikleri kaçırmak istemiyorsanız daha fazla bu tarzı içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Fox evreninin kesin bir şekilde öleceğinden bahsedeceğim. Şimdiye kadar izlediğimiz tüm X-Men filmlerinin bağlantısı olan Fox evreni kesin bir şekilde bu filmde öldü. Bunun en büyük sebebi ise evrenin zaman çizelgesinin bağlantı noktasından kopmasıymış. Logan filminde yaşanan olaylar X-Men evrenindeki zaman çizelgesinde olmaması gereken bir durumu tetikledi. Filmin sonunda Wolverine'in ölmesiyle birlikte X-Men zaman çizgisi parçalanmaya başladı. Zaten Logan'ın geçtiği evrende Deadpool'un geçtiği evren aynıydı. X-Men Days of Future Past filminde Wolverine'in geçmişi değiştirip yeni bir gelecek inşa ettiğinde Silah 11 projesi hiçbir zaman yapılmamış oldu. Wade Wilson özel kuvvetlerden kovulduktan sonra kansere yakalandı ve Weapon X projesiyle Deadpool'a dönüştü. Yani şu anda izlediğimiz Deadpool filmi Logan'la aynı evrende geçiyordu. Ayrıca Fox evrenine Earth 10005 yani Dünya 10005 diyorlar. Bu durumda filmin ilk 40 dakikasında aslında Fox evrenine elveda diyoruz ve numarasını öğrenmiş oluyoruz. Ancak TVA Fox evreninin parçalanacağını bildiği için bu evrenden Deadpool'u kurtarmak isteyecek. Wade Wilson'a kendi evreninin başına gelen ya da gelebilecek olan olayı engellemek için TVA ile birlikte çalışması gerektiğini söyleyecekler. Aslında bu detayın açıklanması aklımda kalan bazı soruları cevaplamış oldu. Wade'in zaman soygunu yapmasından ziyade çoklu evren krizinden dolayı yakalanması ve TVA ile çalışması MCU için harika bir bağlantı noktası olacak. Hatırlarsanız Kenk Konseyi bile çok devrendeki dalların parçalanmasından korkuyordu ve birçok evren yok oluyordu. Bu evrenlerden birinin Fox evreni olması elbette hikaye bağlantısı için fazlasıyla önemli. Ancak bu noktada Deadpool kendi evrenini kurtarmak için TV'yi dinlemeyecek tabii ki. Logan'ın öldüğü zaman dilimine başka bir evrenden Wolverine varyantı bularak kendi evrenini kurtarmak isteyecek. Bu sayede Logan filminde ölen Wolverine'in yerine başka bir Wolverine gelmiş olacak. İşte bu yüzden fragmanlarda Wade Wilson TV ile kavga ediyordu. Çünkü farklı zaman çizelgelerinden Wolverine varyantları arıyor. Filmde birçok farklı Wolverine varyantı görmemizin sebebi de aslında bu. Çünkü Wolverine'in X-Men Days of Future Past filminde değiştirdiği zaman çizgisinin Nexus noktası olan olayı hiç yaşanmamış gibi değiştirmeye çalışacak. Bu sayede Fox evreni yok olmayacak ve Deadpool'un sevdiği herkes yaşamaya devam edecek. E tabi en sonunda Deadpool'un kendi kafasına göre uygun olan bir Wolverine varyantı bulduğunu göreceğiz. Evreni yok olmuş ve acı içinde yaşayan bu varyantı kendi evrenine getirip kurtarmaya çalışacak. Evet yani bunu kim tahmin edebilirdi ki şahsen ben böyle bir teoriyi hiçbir yerde görmedim. İlk olarak Deadpool Logan filminin geçtiği tarihe gidecek. Çünkü Wolverine'in iyileşme gücü olduğunu bildiği için 2029 yılında ölmesini saçma buluyor. Wade Wilson şu anda 2024 yılında yaşıyor ve Logan filmi ise 2029 yılında geçiyordu. Yani 5 yıl sonra Wolverine'in ölmesi gerekecek ve bu durum Wade'e fazlasıyla saçma geliyor. İşte henüz bu Westchester olayları yaşanmadığı için Wade Wilson bazı şeyleri idrak etmekte zorlanıyor. Ancak Logan filminin geçtiği zaman çizgisine gittiğinde sadece çürümüş adamantium iskelet bulacak. Deadpool başka varyantlar aramak için gitmek üzereyken burada tekrardan TV ile savaşacak. Çünkü TV'yi dinlemiyor ve evrenini kurtarmak için başka evrenlerden bir Wolverine varyantı çalmaya çalışıyordu. Hatta daha önce yapılan açıklamalarda Wolverine'in kemikleriyle TV ajanlarını dövdüğünü söylemişlerdi ve bu teoride doğrulanmış oldu. TVA başka zaman çizgilerine zarar vermeden Deadpool'u yakalamaya çalışsa da bunu bir türlü başaramıyorlar. Aslında bu noktada hikayenin Spider-Man Across the Spider-Verse'e benzediğini görüyoruz. Hatırlarsanız Miles Morales de kendi babasını kurtarmak için Spider Society ile savaşıyordu. Spider-Man 2099 ölen bir varyantının yerine geçtiği için o varyantın yaşadığı evren yok olmuştu. Burada ise hikaye tam tersini anlatıyor. Deadpool kendi sevdiği insanlarla birlikte evrenini kurtarmak istiyor. Ancak ölen Wolverine'in yerine onunla denk olan başka bir varyant bulursa evreninin kurtulacağını düşünüyor. Spider-Man 2099'un durumuysa tam tersiydi. Ölmesi gereken bir varyantı vardı ve ölmesi gereken varyantının evrenine geçtiği için evren yok olmuştu. Yani bir evrende ölmesi gereken karakterin yerine başka bir karakter tekrardan gelip devam ederse evren yok oluyor. Ve aynı şekilde bir evrende ölmemesi gereken karakter ölecek olursa o evren yine yok oluyor. Bu durumda Deadpool Logan filminin geçtiği zaman çizgisinden sonra başka bir evrene gitmeye karar verdi. Deadpool'un gittiği diğer evrende ise tıpkı çizgi romanlardaki gibi 1.50 boyunda bir Wolverine varyantı var. Bunu yine Hugh Jackman canlandırıyormuş ancak CGI ile boyunu küçültüp çizgi romanlara gönderme yapmışlar. Tabi şimdi bu noktada tüm Wolverine varyantlarını saymayacağım dostlar çünkü bu artık spoilerın alasına girer. Ancak bu noktada oldukça komik sahneler olduğunu söylemek mümkün. En sonunda Deadpool farklı farklı evrenlere gittikten sonra fragmanda gördüğümüz Wolverine'i bulacak. Bu Wolverine'i alıp paradoksa götürecek ve evrenini kurtarabileceğini söyleyecek. Ancak fragmanda duyduğumuz bir sahnede gördüğümüz gibi bu Wolverine kahraman falan değil ve oldukça değersizmiş. This Paradox bu varyantın kendi evrenini hüsrana uğrattığını söyleyecek ve kahraman Wolverine'in yerine geçse bile evren kurtulamazmış. Fox evrenindeki Wolverine bir kahramandı ancak sarı kostüm giydirdikleri bu Wolverine kahraman falan değilmiş. Bu arada Fox'un yeniden yazılan zaman çizgisinde Wolverine zaten sarı kostüm giyiyordu. Hatta Logan filmindeki çizgi romanlarda bile Wolverine'in sarı kostümü vardı. Hatta bu yüzden Deadpool kendi evrenindeki Wolverine'in de sarı kostümlü olduğunu düşünüyor. İşte bu verilen detaylara bakar mısınız? Yani bazı şeyleri anlamak için gerçekten filmleri iyi izlemek gerekiyor. Yani Logan filmindeki bu sahneyi kaçırdıysanız muhtemelen filmden çok da bir şey anlamazsınız. Neyse dostlar D.J. Mookie fragmandaki Wolverine aşağılamalarının asıl sebebi Fox evrenindeki gibi bir kahraman olmamasıydı. Bu yüzden Wolverine Fox evrenine gelse bile asla evren kurtulamayacak. Deadpool artık bu Wolverine'e adam edip kahraman yaparım diye düşünecek ve onu sürekli motive etmeye çalışıyor. Ancak paradoks Deadpool ve Wolverine'in çıkardığı onca sorundan sonra Fox evrenini kurtarmalarına izin vermeyecek ve ikisini de budayarak Void'a gönderecek. Çünkü Fox evreni yok olmak zorunda ve bunu ikisi de engelleyemez. İşte bu yüzden Deadpool ve Wolverine Void'a ilk geldikleri anda yine kavga ediyorlar. Çünkü Wolverine barda kendi kafasına göre takılırken Deadpool gelip onun hayatını daha da rezil bir hale getirdi. Deadpool ise bir yandan Wolverine'e sinirleniyor çünkü değersiz bir hayatı olduğuna inanmış durumda. Paradoks Deadpool ve Wolverine'i buladıktan sonra zaten hikayenin devamı Void'da geçecek. Şimdi filmin başları hakkında birkaç detay daha vereceğim. Öncelikle Fox evreninde sadece mutantlar yok. Fox'un X-Men evreninde bir Avengers ekibi olduğunu göreceğiz. Muhtemelen Days of Future Past olayları sonrasında Avengers ekibi toplanmış olabilir. Deadpool Cable'den aldığı zaman makinesiyle geçmişe gidecek ve Avengers'a katılmaya çalışacak. Bunun sebebi 2018'deki filmde Vanessa'yı kurtarmış olsa da Vanessa artık Wade ile devam etmek istemiyor. Silahlı adamların gelip kendisine saldırdığını gördükten sonra Wade'le bir çocuğu olmasını istemeyecek. Bu yüzden Vanessa hayalini kurduğu hayatı yaşayabilmek için Wade'i terk edecek. Bu noktada Wade, Avengers'a katılarak bir prestij elde edeceğini ve Vanessa'yı geri kazanabileceğini düşünecek. Ancak geçmişe gidip Avengers'a geldiğinde burada Happy ile karşılaşacak. Her ne kadar Deadpool ısrarlı bir şekilde Avengers'a katılmak istese de onu kabul etmeyecekler. Çünkü kız arkadaşını geri kazanmak için ekibe katılmaya çalışıyor ve burada böyle birine yer veremeyiz diyecekler. En sonunda Wade'i e araba satan sıradan bir insan olarak görüyoruz. Hala Vanessa'yı kazanmak istiyor ancak Vanessa çoktan başka birini bulmuş. Bu yüzden Wade uzun bir süredir Deadpool olmaya ara vermişti. Yani filmin başında zamanla makinesini kullandığını falan göreceğiz. Yeni gelecek olan filmin 2018'deki filmin kaldığı yerden devam ettiğini bilin. Herhangi bir değişiklik olmayacak ve hikayenin başından itibaren gerçek anlamda beklediğimiz her şeyden fazlasını alacağız. Bu bahsettiğim şeyler IG'nin yazdığı şeylerin sadece bir kısmıydı. Ben bu işin tadı kaçmasın diye sadece fragmanda gördüğümüz sahneler üzerinden yorum yaptım. Ayrıca ben videoyu hazırlarken IG'nin yazdığı makaleyi kaldırmış. Evet hala gözüküyor ancak tıkladığınızda bağlantı bozuk uyarısı veriyor. Zaten IGN gibi global bir sitenin böyle bir bilgiyi vermesi başlarını derde sokabilir. Neyse ki ben sadece fragmanda gördüğümüz sahneler üzerinden açıklama yaptığım için herhangi bir sorun görmüyorum. Eğer bu noktada ekstra detaylara girseydim işte o zaman gerçekten spoiler vermiş olurdum. Benim açımdan bu videonun fragmanda izlediğimiz sahnelerin anlam kazandığını ve asla tahmin edemeyeceğimiz bir senaryosu olduğunu düşünüyorum. Evet filmi izlerken çok kolay tahmin edilebilir bir senaryoya benziyor ancak fragmanda filmin gerçek konusunu açıklamalılar. Yani Deadpool'un farklı evrende gittiği sahneler olsaydı ya da kendi evreninin neden yok olduğunu açıklasalardı harbiden fragmanda filmin konusunu görmüş olacaktık. Ama en başından beri söylüyorum fragmanlarda hiçbir şey vermediler ve adamlara 30-40 dakikayı izlettikleri halde hala filmin gerçek konusunu bilmiyorlar. Hep aynı sahnelerin farklı açılardan çekilmiş önemsiz kısımlarını paylaşıyorlar. Film haftaya vizyona girecek ve bakalım hikayenin devamında daha neler yaşanacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.